Çankaya'da Ankara gibi kirli havasıyla, kirli suyuyla ve boş tarım arazileriyle ve pek çok buna dayalı sorunlarla konuşabileceğimiz bir alan. Kirli havasıyla ilgili bence şunları söyleyebiliriz. Gerçekten Ankara'nın havası kirli. Çankaya'da trafiğin çok yoğun olduğu, aracın çok yoğun olduğu bir alan. Raylı sistemin hızlı bir şekilde etkili kullanılması gerekiyor. Araçların şehir merkezinden çekilmesi gerekiyor. Boşaltılmış ve yayalaştırılmış cadde sokak meydanların olması gerekiyor. Hızlı ve etkili bir ağaçlandırma yapılması gerekiyor. Suyuyla ilgili de biliyorsunuz bizler musluklarımızda suyu içemiyoruz, kullanamıyoruz. Suyun hızlıca muslukta içilebilir hale getirilmesi gerekiyor ve kendi çeşmeleri öneriyoruz biz. Çünkü suyla ilgili de şöyle bir sorunumuz var. Pet şişelerde sular içiyoruz ve bu pet şişelerde kirliliği çok arttıran faktörlerden biri oluyor. Buna bağlı olarak da aslında şey de söyleyebiliriz. Çankaya bölgesinde %100 ayrıştırılmış bir çöp sistemi kurulabilir diye düşünüyoruz. Çankaya'da Türkiye'nin batıdaki birçok belediyesi gibi ranta, betona, kaldırımları dahil asfalta ve kirli siyasete sıkışmış bir yer. Sadece bu çerçevede bir belediyecilik yapılıyor. Biraz önce Türkan Eş Başkan'ın anlattığı başlıklar ve daha bir dolu başlıkta hiçbir kentliyi düşünen projeyi aslında yaşamıyoruz. Ama alışılmış işte oy atılıyor vesaire. Benim ilk söyleyeceğim söylediklerimiz, yani tüm adayların söylediği dinlenilerek karar verilmesini öneriyorum Çankaya'nın yaşayanlarına. İkincisi de Çankaya'da sanki tek bir parçaymış gibi 964 bin nüfuslu yer. Tek bir karar alınıyor. Halbuki her bölgesinin farklı ihtiyaçları var. Öncelikli olarak kentin yaşayanlarıyla birlikte yönetmek, birlikte paylaşmak ve ne yaptığımızı da şeffafça ifade etmek şeklinde bir yerel yönetim yaklaşımımız var diye. Yerel demokrasinin aslında kolu kanadı kırılmış olsa da önemli aparatlarından biri muhtarlıklar. Muhtarlıkları araç olarak kullanarak, muhtarlardan bilgi alarak değil, muhtarlar aracılığıyla mahallelerde, 123 mahallede hep aynı şeyleri söylüyoruz ama bunu bir de gerçeğe taşımak var. Sokak temsilcilerinden mahalle meclisine, oradan semt meclislerine, oradan da belediyede mutlaka bu konuyla ilgili kurulmuş ve öyle sadece bir kişinin, bir genel başkan yardımcısının olmadığı, 5-10 kişilik bir birimin baktığı, tüm semtlerden gelen ihtiyaçları, istekleri hepsi uygulanamayabilir. Bütçesi belli bir, her belediye bütçesi belli bir yapı. Ama eninde sonunda önce buranın yaşayanlarının mutluluğu ve kentin ezilen emekçilerini önceleyen çeper, ilçenin çeperini daha az yatırım uygulama almış bölgelerini önceleyen bir belediyecilik çok önemli bir ayrıntı. Genel paradigmamız demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yerel yönetimler, yerel demokrasiler olarak tarifliyoruz. Dolayısıyla Çankaya için öncelikle şunları söylemek istiyoruz. Çankaya çok çok sanıyorum hiç de olmamış, erkekler tarafından uzun süredir yönetilen bir belediye. Birincisi eş başkanlık sistemi, eşit temsiliyet ve kadın istihdamı, güçlendirilmiş kadın daire başkanlığı ve LGBT'yi daire başkanlığı şeklinde ilk örgütlenmesini planlayabiliriz. Şunu söylemek istiyorum. 29 daire başkanlığı var Çankaya'da ama sadece 9'u kadınlardan oluşuyor. Problem bu da değil. 124 mahalleli Çankaya'da 15
kreş mevcut, bir tane sığınma evi mevcut. Dolayısıyla hem kadınlar hem LGBT'lerle ilgili sığınma evlerinin arttırılması gerekiyor. Biraz önce Tanju Eş Başkan'ın da söylediği canlı yayınlanmış belediye meclis toplantısı, yani şeffaflık. Bütün bütçesinin kentin bileşenlerinin bilgisine açılmış, bilgilendirme yapılmış bir belediye anlayışı önceliyoruz. Mor bayraklı kadın işletmeleri öneriyoruz. Takas ekonomileri, pazarlarda takasların her türlü takasın, sadece giyim eşyası değil, yapılan takas pazarlarını örgütlemek ve hep birlikte bunu yaşama geçirmek istiyoruz. Sokak çanlarına dair de çok ciddi problemi var Çankaya'nın. Çankaya sokak çanlarına ilişkin sadece bir barınak aklıyla yaklaşıyor meseleye. Bunun çok büyük sıkıntı yarattığını düşünüyoruz. Birlikte hayatı sokağa paylaştığımız canlıların da her türlü ihtiyacının belediyeler, yerel yönetimler tarafından giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dediğimiz gibi Çankaya aynı zamanda yoğun bir biçimde öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Zaten etkili bir ulaşım önerimiz var. O etkili ulaşımın öğrenciler için ücretsiz, 50 yaş üstü için de ücretsiz olmasını istiyoruz. Su ve ulaşımı ucuzlaştırmak ya da ücretsizleştirmek ilk eylem hareketlerimizden birisi olması gerekiyor. Haricinde burada söylediğimiz bazı başlıklar var. Bunlardan birisi her mahallede bir yaya, yaşam sokağı oluşturmak. İşte kentin uzak çeperlerine, ilçenin uzak çeperlerine gidemeyen, evi ve çevresinde yaşayanlar için işte yaş almışından, okuldan çıkmış çocuğuna, ev emeğiyle hayatını devam ettiren kadınından LGBT artısına ve engeli olduğu için evinden çok uzaklaşamayanına, hepsinin kullanabileceği her mahallede, yani 123 mahallede birer yayalaştırılmış yaşam sokağı, ağaçlandırılmış, gece gündüz 24 saat yaşayan bir yer. İkincisi, ona ben boşaltma mimarlığı diyorum. Kentin eski Ankara'nın büyük bir kısmı Çankaya. Çankaya'nın eski, artık oturmuş, bitmiş ve tekil tekil kentsel dönüşüm yapılan, ona kentsel dönüşüm demek de yanlış aslında. Tek yapı ölçeğinde yenileme demek daha doğru. Kentsel dönüşüm yapılan yerlerinde artık bir ya da iki yapıyı alıp oraya bir tüm mahallelinin bir araya gelebileceği bir kesişim merkezi, bir araya gelme merkezi. Ben ona ne kütüphane, ne kültür, ne benzeri, ne çamaşır yıkama demiyorum. Hepsini beraber barındıran, önemli olan mahallenin insanların birbiriyle kesişip dayanışacağı, örgütleneceği mekanlar yapmak. Bunun için de gerekiyorsa her mahallede adım adım bir ya da iki parseli alıp yıkıp orayı yeşil alana çevirip içine de bir tane böyle küçük bir yapı oturtup orada açık alanda o mahallelerin bir araya gelmesini önemsiyoruz. Bir de bu bizim biraz boyumuzu aşan bir veri olsa da 15 dakikalık kent. 15 dakikalık kent şu: 3 kilometre alanda ya da 15 dakika içerisinde bir günlük ihtiyaçlarınızın hepsini karşılayabildiğiniz bir kent kurgusu. Yani kamusal ihtiyaçlarınız, işiniz, sosyal faaliyetleriniz, eviniz, ulaşım, eğitim, sağlık, hepsine ulaşabildiğiniz, 15 dakika ya da 3 kilometrelik alanda ulaşabildiğiniz bir plan. Bu dünyanın birçok yerinde denenmeye ya da oturtulmaya çalışılıyor ama çok yeni bir konu. Biz de bunun modelini üretmek istiyoruz. Bunu hemen tüm Çankaya'ya adapte etmek diye bir iddia gerçekçi olmaz. Ama bunu bir semtte, bir bölgede, bir 50 binlik kısmında Çankaya'nın modelleyip, bir örneklem yaratıp, bu sadece rant, sadece inşaatla kentleri yönetmeye çalışan akla bir tane de örnek koyabiliriz masanın üzerine.